BTC Haber TV'den selamlar. Kapital programıyla birlikte yeniden. Bugün programımda yine çok şahane bir konuğum var. Hem ekonomiyi hem siyaseti biraz derinlemesine inceleyeceğiz bugün. Ömer Gencal bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Melisa Hanım. Kendisi Deva Partisi Genel Merkez Yönetim Kurulu üyesi ve bir ekonomist. Yani konuşacak çok fazla şey var. Bunun için bizi takip edip abone olursanız, bildirimlerinizi açarsanız daha rahat ulaşabilirsiniz. YouTube jargonu bu hatırlatmaları <laughs> yapmam çok gerekiyor doğru. Ömer Bey. Sizinle sohbete geçmeden önce bölmeyeyim diye sohbeti aslında şimdi söylemek istedim. Bugün hem bir ekonomist hem bir finansal danışman hem bir siyaset adamım var yanımda ama aynı zamanda bir Ironman de var. Deva Partisi'nde sizi incelerken sitesinde çok hoşuma gitti bu e, içerik. Ironman diye kodlamışlar sizi orada. Evet doğru. Şahane neden Ironman? Yani aslında bir tesadüf hani benim Ironman olmam bambaşka bir hikaye. Ee, ben mücadeleci bir ruh haliyle özellikle de bu bulunmuş olduğumuz siyasi ortamda o mücadeleyi Yapma adına kullanıyorum bunu. Yani. Ee, o yüzden Ironman dediğimiz zaman aslında hani belki bilmeyenler olabilir. Gen genelde gençler çok iyi biliyorlar ama Ironman Biliyor triatlonun e, en üst noktası e, 3.8 kilometre yüzüyorsunuz. 180 kilometre bisiklet kullanıp üzerine 42.2 kilometre koşuyorsunuz. Toplam 226 kilometre. Bunu kaç günde yapıyorsun diye soruyorlar bana. Ben bunu 11 saatte bitiriyorum. Ee, şimdi bu performansımı birazcık daha iyileştirip bunu 10 saatlere kadar indirmeye çalışacağım. Hep bir hedef var. Hayatta hep bir de hedef olması lazım. Ee, özellikle de e, Deva Partisi'nde hatta Deva Partisi'nde iki tane ben var. Onu da söylemek lazım. Bahar Saygılı da aynı zamanda bir ben. Ee, mücadeleci o mücadeleyi bırakmayan ve o hedefe kilitlenmiş ve devam eden bir ruh olduğu için herhalde öyle bir ...tag olmuş e, parti içerisinde diyebiliriz. İnanılmaz bir konumuz var bugün. Çok iyi. Yani aslında dediğiniz şey bence... ...siyasette aranılan kan. Çünkü... E, ...gençlik böyle bir yere gitmeli. E, ve aslında... ...sizi de örnek almalı. Yani... ...dediğiniz gibi hep bir öğrenme derdi. E, bu sporda da olabilir. Fotoğrafçılıkta da olabilir. Siyasette de olabilir. Her gün gelişme hali aslında... ...bence gençlerin istediği şey. Bir de sizin şöyle bir özelliğiniz var. E, daha önce de konuk ettim... E, Teknolojiyle ciddi bir ilginiz var ve yatırımınız var. Ekonomi modeline çok başka bir yerden bakıyorsunuz. Hatta dün e, dijital ekonomi stratejisi ve eylem planı açıkladınız. Az önce de yayından önce birazcık konuştuk ne var içeriğinde diye. Aslında çok kapsamlı bir eylem planı. Dediğiniz gibi ekonomi kilometre taşlarından biri ve hayatın diğer yerlerine sirayet eden pek çok madde de var burada. E, biraz onu konuşalım isterim. Orada dijital varlıklar ne noktada? Onu bir sormak isterim size. Melisa Hanım dün ekonomi ve finans politikaları eylem planını açıkladık. Ben e, ekonomi ve finans politikaları başkanlığı altında e, o grubun bir üyesiyim. Ekonomi ve finans politikaları başkanlığı eylem planı dendiği zaman e, sadece tek başına bir şey ifade eden bir unsur değil. E, çok kapsamlı, çok içerikli çünkü ekonomi hemen hemen her noktadan hayatımıza dokunuyor. Hmm. Buradan çıkıp e, parka gidip parktan çıkarken ki o alışverişle birlikte başlayan ve aynı zamanda tükettiğimiz benzinle devam eden ürettiğimiz bir takım e, hizmetlerle süre gelen bir süreç. E, neden tek başına bir şey ifade etmiyor? Onu söylemek lazım. E, ekonomi tabii ki çok büyük bir alan ama o ekonomiyi oluşturan farklı farklı meta diye düşünelim şeyler veya hizmet diye düşünelim o hizmetler. ...sonuçta bir parasal değere gelip e, dayanıyor. Bu parasal değeri ortaya çıkartan ve onu çoklayan, onu büyüten şey... ...yapmış olduğumuz, harcamış olduğumuz sermaye, harcamış olduğumuz emek... ...ve bunun sonucunda ortaya çıkan gayri safi milli hasıla. Bu gayri safi milli hasıla aslında nasıl bölüşülecek? Refah artışı nasıl sağlanacak? Bu refah artışını sağlarken kullanmış olduğumuz süreçler neler? Teknolojiyi mi kullanacağız yoksa emek yoğun bir şey mi de yapacağız? Emek yoğun bir şey yapacak isek diğer devletlerle nasıl rekabet edeceğiz? Bunların hepsi aslında birer soru işareti, bir farklı bakış açısı. Biz Deva Partisi olarak o yüzden burada e, ortaya ekonomik kalkınma ve refah artışını koyduk. Hı hı. Ekonomi ve finans politikaları bunun bir bileşeni. Ama bu bileşenin etrafında çok farklı şeyler var. Onlardan bir tanesi de diğer partilerden çok farklı olarak. Diğer partilerde böyle bir başkanlık yok şu anda. Ee, bu başkanlığa Burak Dalgın başkanlık ediyor. Dijital dönüşüm ve teknolojileri teknoloji başkanlığı şeklinde. Ee, sadece dijital dönüşüm ve teknoloji başkanlığı da aynı zamanda bu ekonomik refahın artışı konusunda herhangi bir ee, ...tek bir şey ifade etmiyor. Ee, ekonomi finans politikalarının başkanlığındaki o gibi. Bunun sosyal politika bileşenli var. Bunun doğa hakları olan kısmı var. Bunun sektörel politikalar olan kısmı var. Bunların hepsi birbirini yatayda kesiyor aslında. Ee, dijital teknoloji ve dönüşüm politikaları dendiğinde... ...aslında doğayla da ilişkili... ...aynı zamanda sektörel politika ile de ilgili... ...aynı zamanda sosyal politikalarla da ilgili... Yani birbirini aslında yatay eksende kesen birçok politika başkanlığının ortaya koymuş olduğu bir bütün. Bu bütün halinde bakarsak eğer olaya bir katma değer koyabiliriz. Bizler dijital göçerleriz diyorum ben. Hı hı. Yeni nesnede dijitale doğanlar gözüyle bakıyorum. Benim kızım 17 yaşında bir kızım var adı İrem. İrem doğup da kendisini bilmeye başladığı andan itibaren şu hareketi yapmaya başladı. Değil mi? Buna doğdular çok Buna doğdular. Evet. Şimdi bu hareketi yapan dijitale doğanlar aslında yeni bir takım şeyler istiyorlar. Zaten etrafımızda görüyoruz. İşte kripto paralar, Bitcoin ile ilgilenenler, e, merkezi bir e, şeye bağlı olmadan decentralized olarak yaşamak isteyenler, hatta. Vatandaşı olduğu ülkenin vatandaşlığını evet kabul ama dünya vatandaşı olmak isteyen bir nesil var. Geçenlerde bir e, yaz programına bakıyordum üniversitelerin. Çok ilginç. Yaz programındaki ders başlıklarından bir tanesi çok ilgimi çekti. Nedir biliyor musunuz? Dünya vatandaşı nasıl olunur? İngiltere'de bu. Şimdi böyle bir ortamda açıkçası... Bizim ülke olarak bu çağı ıskalamamamız aynı zamanda çağdaş e, gerçekten hayatı yaşayan, hayatla yarışmayan bir nesil yaratabilmemiz için teknoloji bu işin en önemli noktalarından bir tanesi e, ve bu teknolojiyi de sadece ve sadece e, kullanmış olduğumuz alet ve değil aynı zamanda finans tarafında, hı hı. aynı zamanda yaptığımız sözleşmelerde, aynı zamanda yaptığımız proseslerin mümkün olduğu kadar inmesinde, aynı zamanda doğayı korumada. Yani bugün itibariyle bir notere gittiğiniz zaman o noterin e, sayfalarca kağıda damga bastığını görüyorsunuz mesela değil mi? Benim içim acıyor. Ben bir print alma konusunda 50 kere düşünüyorum. Çok önemli değilse yapmıyorum. Genelde dijitalden okumaya çalışıyorum. Ipad'im var. Kindle'ım var. Audible'ım var. Storytel'im var. Onların belki reklamları oluyor burada ama kitap dinleyebiliyorum. Kitap okuyabiliyorum. Ee, muhakkak ki bu kitaplar da önemli. Hani kütüphanemde durması da önemli ama mümkün olduğunca e, ağaca, doğaya zarar vermemeye çalışıyorum. O yüzden de biz ee, hem parti olarak hem aynı zamanda ben kişi olarak bir ekonomist olarak bir tasarrufu seven insan olarak e, bu konuyla ilgili dijitalin oldukça önemli olduğunu dijital varlıkların da çok önemli olduğunu düşünüyorum ee, önümüzdeki süreçte e, biz parti olarak bu konuyla ilgili e, çalışmalarımızı şimdilik merkez bankasının dijital ortamı ama programın ilerleyen şeylerinde de konuşuruz. Daha sonra acaba kripto olabilir mi? Kriptolar nasıl bir şeye evrilir? Ve bu kriptoların evrilmiş olduğu yerde acaba regülasyon olabilir mi? Devlet burada nasıl yer alabilir gibi bir takım e, konu başlıklarına oturup politika başkanlıklarıyla birlikte e, inceleyeceğiz, bakacağız. Ve e, ona göre e, güncellenmiş bir e, e, eylem planı sürekli hale getirerek devam edeceğiz. Evet çünkü hali hazırda zaten... Türkiye ve tüm dünya ülkeleri dijital varlıklara yani kripto varlıklar özelinde söylüyorum artık göz ardı etmeden bir çözüm yolu bulma arayışında. Bunların bazıları daha yasakçı bir politika olabiliyor. Bazıları daha öne açık bir regulasyona doğru gidiyorlar gibi bir durum var. Ama Türkiye'de de böyle bir durum var. Yani bakalım Türkiye'de nasıl bir e, politika güdülecek. Bir hatırlatayım seyircilerimize regülasyonlar noktasında dünya ne durumda diye. Hindistan'da yüzde otuz, Singapur'da yüzde yirmi vergili işlemler söz konusu. Regülasyonları biraz daha o taraftan vergi kapsamında bakıyorlar. Rusya ve Amerika'da da planlar açıklanmak üzere. Amerika'da 15 Şubat'ta stable ilgili bir görüşme gerçekleştirilecek vesaire. Şimdi Dolayısıyla orada Türkiye nasıl konumlanacak göreceğiz. Dünyayla da biraz entegre gidiyor sonuç olarak. Ama zaten sormak istediğim soruyu cevapladınız siz de. İleriki dönemler için böyle bir gündem maddeniz var. Şimdi sizin teknolojiyle e, parti olarak çok ilgili olduğunuzu biliyoruz. Biraz kişisel olarak da sormak isterim. Metaverse diye bir dünya var. Ve az önce dediniz ki bir üniversitenin yaz programında dünya vatandaşı olmak gibi bir e, açılım var. Aslında Metaverse... Bunu sağlayabiliyor artık gençlere. Çok doğru. Çok Buradan doğru. bakmak isterim ben. Çünkü Metaverse e yine oradaki hype yüzünden arsalar, e, trade e, durumlarından falan bakıyoruz. Ama burada başka bir dünya var ve sizin gibi birinden özellikle duymak isterim bunu. Nasıl bakıyorsunuz Metaverse dünyasına? Ee, ben Metaverse'ü bir taraftan sosyolojik olarak insanların birbirleriyle olan bu fiziksel temasını engellemesi dolayısıyla... Soru işareti olarak bakıyorum bu olumsuz tarafı e, çünkü Outliers kitabını okudunuz mu bilmiyorum Outliers kitabı Malcolm Gladwell'in e, kitabın girişinde e, Amerika'ya göçen farklı gruplardan insanların e, gelmiş oldukları kökene göre ne kadar yaşadıkları ile ilgili bir e, süreçten bahsediyor hı hı. sonra inceliyor yani bunların Kimisi işte ortalama 60 yaşında ölüyor. Kimisi e, 65 yaşında, kimisi 70 yaşında. Bir bakıyor bir gruba e, o grubun içerisindeki insanlar 90'lı yaşlara, 95'li yaşlara kadar gayet sağlıklı yaşıyorlar. Sonra yedikleri içtiklerine bakıyorlar. Yedikleri içtiklerine baktıkları yerde diyorlar ki yani adamlar bildiğin şarap içiyor, alkol alıyor. E, gayet iyi et diyorlar, kırmızı et diyorlar. Hani sebze de iyi olur ama çok fazla yemiyorlar. Bunun arkasında başka bir şey var ve ortaya çıkan şey şu e, İtalyanlar o kadar birbirleriyle sosyalleşiyorlar ki o kadar birbirleriyle e, interaction halinde oluyorlar ki o sosyallik onların hormonları dolayısıyla ömürlerini uzatıyor. Beslenme tabii ki bunun yanında çok önemli. Şimdi negatif yönünden bakıyoruz ama metaverse'te aynı zamanda e, bir araya gelme, o ee, dediğim gibi interaction'ı sağlama. Ya Ben olaya metaverse'te arsa almak arsasam biz Türk olduğumuz için olaya hep o ba gözle bakıyoruz. Acaba burada aldığımız arsaya acaba e, metaverse'te kaç katlı gökdelen dikeriz diye falan bakan bir grup da olabilir. Evet yani şeyde. o da şöyle oluyor. Merkezi bir dünya. Yine merkeziyetsiz bir yapıda merkezi bir hale getirmeye çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Yanlış. Yani Metaverse'ün kullanımı gereksiz. çünkü. Gereksiz. <laughs> evet. Metaverse'ün kullanımı çok. Çünkü farklı bir noktaya gidiyor. Ben Metaverse'den ne bekliyorum ne anlıyorum. Ben Metaverse'u kullanıyorum bu arada. Ne Şimdi, şekilde kullanıyorsunuz? Ne Metaverse'u kullanıyorum? Zrift diye bir program duydunuz mu? Hmm, ben duymadım arkadaşlar. Zrift bir e, simülasyon programı. Benim bir avatarım var. Hı hı. Havaların kötü olduğu zamanda, kış olduğu zamanda, hani demin ayrım ben yapıyorum demiştim ya bisiklet kullanabilmek için Bluetooth'um olan bir trainer'ım var. Onu Zift denen bir programa <laughs> bağlayıp o avatarla insanlarla yarışıyorum o Metaverse içerisinde. Antrenman yapıyorum. Ee, ne kadar süre gittiğimi, ne kadar kilometre gittiğimi Paris'te kullanıyorum, Londra'da kullanıyorum. Şöyle bir anımı anlatayım. <laughs> ee, bundan önceki dönemde bankacılık kariyerimde bir toplantı içerisinde arkadaşımdan bir not geldi. Ee, uzunca bir süredir Londra'da yaşıyor. Londra'dasın ve beni aramadın ha diye. Ben dedim ki İstanbul'dayım. Bana yalan söyleme dedi ve o Londra haritasında benim e, yapmış olduğum bisiklet turunun bana fotoğrafını çekip yolladı. Bildiğiniz Google'da sanki Hı -hı. hani yapılmış gibi bir harita. İşte dedi kanıtı da bu. Ya dedim ben dedim Zift diye bir program var. Londra'yı seçtim. Orada bisiklet yaptım. Ya inanmıyorum dedi şeye. Şimdi Metaverse böyle bir şey ama sadece ve sadece bu değil. Metaverse belirli bir zaman sonra bana göre sosyalleşmenin de yeri olacak, öğrenmenin yeri de olacak, toplantıların yapıldığı yerde olacak. Justin Bieber'ın Kasım ayında yapmış olduğu konser var mesela. O konsere benim bildiğim kadarıyla 2 milyondan fazla kişi katıldı. İnanılmaz bir ciro yapıldı. Çünkü o konserde farklı farklı şeyler satıldı. Yani Nike'ın mağazası da olacak. Evet, Specialized'ın mağazası Mike'si, da değil. olacak. Metaverse'de belki kütüphaneler olacak. Yani Metaverse'ü bir hani alan satın almaktan daha ziyade Metaverse'ü eee ölçeyi büyük insanların bir araya gelebildiği, birbirleriyle iletişim halinde olabildiği, bilgi alışverişinde bulunduğu, isterse alışveriş yaptığı, sohbet edebildikleri bir alan olarak görüyorum ben. Mesafeleri kısaltıyor diyebiliriz aslında. Yani aslında ben de tam olarak. Konuşmaya başlarken Metaverse'den bahsettiniz ya o endişeyle yaklaşıyorum yani bir noktada var o endişe çünkü e, dokunmatik olmayı seviyorum açıkçası etkileşim ha, insan olduğunun en çok ihtiyacı olan şey bu zaten Kesinlikle. yani etkileşim halinde Oksitosin olmak. Oksitosin için en önemli şey. Evet <laughs> evet. ama geçen gün bir program izlerken sevdiğim bir arkadaşım şundan bahsetmiş e, Spotify'da müzik dinliyoruz artık ve hiçbirimiz e, CD'ler almıyoruz vesaire ama şöyle de bir durum ortaya çıktı. Artık plaklar daha da çok konuşuluyor bence ve plaklar çok eskide kaldı derken bu özel bir zevk ve insanlar oradaki gıcırtıyı Spotify dinlerken de çok seviyor olabiliyorlar. Yani bence bu çok somut, çok basit ama çok net bir örnek. Evet. Yani sonuç olarak um, update etmek zorundayız kendimizi ve teknoloji bize bunu sağlıyor. Dolayısıyla Metaverse ortaya çıktı diye insanların birbirinden yalıtılacağı ama... Sosyal de çok iç içe olacağı bir dünyadan ziyade dediğiniz gibi Metaverse dünyasında avatarlarımızla beraber olmak ve sonra realde de o insanı yüz yüze görmek de mümkün. Ben size bir örnek göstereyim. Genel Merkez Yönetim Kurulu üyemiz, üyelerimizden bir tanesi online toplantıda avatarıyla katılıyor. Yani. <laughs> ee, yani bu, hak bu hakikaten in bence e ilginç bir şey. Yani bunu şey yapamayız. Yani e Engelleyemeyiz çünkü e, 1990'lı yılları hatırlıyorum ben. E, özellikle 1992 yılını hatırlıyorum. 92 yılının sonuna doğruydu. E, ben o sıralarda bir Alman bankasında düzeltiyorum. 1995 yılının sonlarına doğruydu. 94 yılının sonlarına doğruydu. Yine düzeltiyorum. Hafızam <laughs> beni yırtıyor birazcık. O kadar Do çok şey yapınca çok normal. 94 yılının sonlarına doğruydu. Bir e, Alman bankasının hazinesinde çalışmaya başladım. E, o sırada inanılmaz bir internet şeyi var. İnternet, internet, internet. İnternet çılgınlığı dolu. İnternet çılgınlığı ama interneti kimseler de bilmiyor. Evet kazanmış olduğum paralarla ilk defa gidip bir bilgisayar aldım kendime. En üst model. Ve dedim ki ben internete gireceğim. Bir tane modem aldım. O bildiğiniz şeye bağlanıyor. Ciyak ciyak ötüyor. Bağlanıyorsunuz. Ee, o Alman Bankası'nda çalışırken sabahleyin geliyorum. Diyorum ki Merkez Bankası'nın bilançosunda şöyle değişiklik olmuş. Merkez Bankası'nın bilançosuna baktığın zaman şöyle olmuş. Ya buna nereden bakıyorsun dediler bana ilk önce. Dedim ki Merkez Bankası bilançosunu internete yüklemişler. Hiç unutmuyorum. Ee, bugün e, hala dostum, çok yakın dostum, o da ekonomist. Kendisini belki tanırsınız, Ali Ağaoğlu. Konuk ee, yakın Ali Ağaoğlu bana döndü dedi ki, nedir bu internet kardeşim? Kapısı var içeriye giriyorsun, böyle bir şey mi? Şimdi insanların hepsi o dönemde böyle bir fiziki bir şey... ...algılamaya çalıştılar. Bugün internet dediğiniz şey olmadığı zaman... ...çok ciddi bir eksiklik insanlar için. Çünkü... ...çok çok çok. Bilgi alma aracı, iletişim aracı... E, ...dökümanlarınızı bir şekliyle bir yerlerde saklama aracı olarak... ...kullanılan bir arayüz öyle diyebilirsiniz. Şimdi gelen teknolojilerde özellikle ben blockchain öyle görüyorum. Blockchain artık e, internetin artık üçüncü, dördüncü versiyonu diye bakıyorum buna... Metaverse'te onun bir parçası artık bana göre öyle. Bunlar tabii hani kavram olarak benim kafamda oturttuğum şeyler ama yarın öbür gün farklı bir noktada farklı bir şekilde şekillenebilir. Metaverse'te yapacak çok şey var. Öğlen yemeğinde yine tartışıyordum bu konuyla ilgili. Ben kendi alanımda bir finansçı olarak bir ekonomist olarak Metaverse'ü mesela şöyle iddia edebilirim. Banka şubelerinde çalışan arkadaşlar beni mazur görsünler. Banka şubesi kalmayacak mesela. Evet. Ee, Bunlar gerçekten derin ve. Bununla ilgili, bununla ilgili bence şimdiden düşünmek, planlama yapmak ve ona göre bir takım önlemler almak gerekiyor. Hep beraber göreceğiz. Göreceğiz yani evet doğru kanalize olabilirsek yani şekil değiştirecek dolayısıyla yeni şu değil yani bankada çalışanlar işsiz kalacak demek yerine şunu tercih ediyorum her şey dönüşecek onlar başka bir e doğru. meslek fırsatı ile karşı karşıya kalacaklar ve o konuda kendilerini güncelleyip yenileyip geliştirip aslında daha fırsat dolu hem maddi hem manevi anlamda tatmin edici bir dünyaya uyanabilecekler öyle düşünmek gerekiyor çok doğru yani meta, metaverse içerisinde aslında hani bir finansçı olarak bir avatarla bir portföy danışmanı olmak bir portföy yöneticisi olmak ee, o kadar zor bir şey olmayacak diye düşünüyorum ben. Sadece kurumun o Metaverse'de nasıl yer alacağını ve kişinin kendisini nasıl yenileyeceğine bağlı. İşte Teknolojiyi çok doğru okumak gerekiyor ve geçte kalmamak gerekiyor. Türkiye'ye bakalım burada ne kadar e, doğru bir yerde olacak. Şimdi ekonomistsiniz ve dolayısıyla aslında dünyada çok e, 2022 belli ki ekonomi olarak e, hareketli olacak. Yorucu olacak demek istemiyorum ama şimdi sizden alacağım o yorumu. Bir sonraki hafta merkez bankamızın faiz kararı açıklanacak. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon kararı açıklandı. Tahminler 7.2 idi ancak tahminleri de geçti enflasyon oranı 7.5. Zaten konuşuyoruz. Fed'in kararlarında artırım söz konusu olacak tüm açıklamalar bu yönde artık o yüzden net bir şekilde söyleyebiliyorum ve tahminlerin ötesine gelen enflasyonla belli ki bu artırım. Daha da çok daha çok daha dramatik olan başka bir şey var. Bugün Hı -hı. belki gözlerden kaçmıştır. Fed açıkçası e, reskont kredisini değiştirmek üzere 14 Şubat'ta Sevgililer Günü'nde toplanmak üzere bir piyasada Sevgililer Günü hediyesi armağan etti. Şimdi bu ne demek? <laughs> Bizi açıklar mı? Bu şu demek. E, artık Fed e, toplanması gereken tarihten önce. Enflasyon konusuyla ilgili endişelerini piyasaya bir mesaj zaten veriyor, söylüyor. Ama onun öncesinde parasal arzı bir şekliyle kısa amacıyla daha öncesinde önlem alıyor demek. FED evet, kararları geç kalacak. Bu bir önlem stratejisi. Mart ayında biliyoruz. Mart ayında bir faiz artırımı olacak. Hı hı hı. Birçok ekonomist 25 bas puanlık faiz artırımı bekliyor. Ve arka arkaya 25 bas puanlık faiz artırımlarıyla 100 bas puan bekliyor. Bundan bir sene sonra enflasyonun yüzde 2.24'ler civarında olunması bekleniyor. Yani enflasyon beklentileri bir yıllık süreçte yüzde 2.24'lere kadar gerilemesi yönünde FED'in. Fakat eğer enerji fiyatlarındaki durum bu haliyle giderse emtia fiyatlarındaki o büyük mega dönüşüm, mega döngüsel durum ee, gerek metallerde, gerek enerjide, gerek gıda tarafında e, bu şekliyle giderse e, o beklentilerde de bozulma söz konusu olabilir. Zira Fed'in bu sene dört tane faiz artırımı yapma beklentisinin bile az olduğunu söyleyen Fed'in enflasyon konusundaki okumayı geç kaldığını ve o körvün gerisinde kaldığını söyleyen çok önemli iktisatçılar, çok önemli sabit menkul hükümet uzmanları, çok önemli CEO'lar var. Mesela o CEO'lardan bir tanesi JP Morgan CEO'su Jamie Dimon. Fed'in 4 değil 7 defa faiz artırımı evet. yapması gerektiğini söylüyor. Eleryan keza çok önemli bir fon yöneticisidir. Allianz'ın eski şu anda danışmanı. Fed'in enflasyonu önlemede, ...körbün gerisinde kaldığını ve çok e, aktif davranması, proaktif davranması gerektiğini söylüyor. Katılıyor musunuz? Katılıyorum, katılıyorum. Çünkü e, sadece Amerika'da olan bir süreç değil. Amerika'da olan o enflasyon süreci aslında dünyayı da çok ciddi etkiliyor. Nedeni de şu, Amerika basmış olduğu parayı... ...Amerika'nın en önemli ihraç maddesi bana soracak olursanız... ...hani birincisi teknoloji, ikincisi... Aynı zamanda parası. Neden teknoloji diyorum? Yani o konuda da aslında hep Uzak Doğu'yu, Japonları falan gösterirler ama e, hikayesi uzundur. E, çok da şey yapmayayım ben. Amerika'nın üniversitelerinde ortaya çıkan o teknoloji en basitinden e, Silicon Valley'e bakın. Yani San Francisco'ya bakın, Los Angeles'a bakın, o civara bakın. E, Amerika bir taraftan teknoloji ihraç eder. Bir taraftan da ciddi miktarda Rezerv para ihraç eder. Yani bugün e, şu masanın üzerinde bulunan herhangi bir metanın dolar dışında bir şekilde fiyatlandığını göremezsiniz. Yani Türk gibi, lirası fiyatlanır ama o Türk lirası sadece bir e, dönüşüm oranıyla şey yapılır. İşte Bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde o dönüşüm e, yani Türk lirası bir aslında dönüşüm parası olduğu için direkt olarak etkilenecek. Fed'in aldığı çok her karardan çok etkilenecek. Fakat biz bunun farkında mıyız? Hayır. Biz <laughs> e, bunu halk olarak mı söylüyoruz yoksa devlet nezdinden mi bahsediyoruz? Halk bence çok akıllı. Halk farkında. Halk farkında olduğu için zaten rakamlarda o ortaya çıkıyor. E, devlet olarak e, siyaseten e, ülke ekonomisini yönetenler veya ülkeyi yönetenler bir kısmı farkında ama farkında olmayanlara ulaşamadıkları için de onu söyleyemiyorlar. Ve o konuyla ilgili maalesef politik ideoloji akıl ve mantığı öteki tarafta çürüttüğünden dolayı Türkiye'de maalesef bu duruma geliyor. Ee, farklı farklı finansal mühendislik enstrümanları kullanarak bu işi kotarmaya çalışıyoruz. Ama sorunun kök nedenine inmezseniz eğer e, sadece ve sadece ayrı kodlarını, kökünü çıkartmadan koparıp alırsanız çok daha kuvvetli çıkarlar. O problem şu an itibariyle o ayrı kodlarının sadece yapraklarının yolunduğu bir şeydir. Bu finansal mühendislik. Önümüzdeki süreçte Fed'in bu kararları, global ekonomideki gidişat, enflasyonun global bir problem olarak şu anda bize baskı yapması ve bununla birlikte zaten bizdeki mevcut enflasyon probleminin Türk lirası cinsinden portföy tutma, varlık tutmanın Önüne geçiyor olması bizi de ciddi anlamda etkileyecek ve negatif etkileyecek maalesef. Kökünden değişim nasıl olur peki siz Ömer Bey? Kökünden değişim mantalite değişimiyle olur. Bu mantalite değişimi öncelikle insanı merkeze koyan politik ideolojiyle değil insanı merkeze koyduktan sonra onu onurunu yücelten, onun gerçekten yaşamına saygı duyan bir kafa yapısıyla olur. Ee, ekonomi falan çok sonra geliyor. İnsanı öncellediğiniz andan itibaren insanın en önemli özelliği nedir? Özgür, hür, düşünen ve düşündüğünü ifade etmekte çekinmeden bunu yapabilen ve o vasıtayla ancak yaratıcı olabilen bir varlık. Ben o yüzden e, Türkiye'nin önündeki en büyük engelin maalesef ee, o özgürlüklerin kısıtlanması olduğunu görüyorum. Ee, o mantalikte, o kafa değişmeden e, bu işi biraz kotarmamız zor gibi görünüyor. Özgürlük şu anlamda bana da e, çok özgürleşememe çok kısıtlayıcı geliyor. Maddi olarak zaten çok net bir durum var ortada. E, gençler de hayal kuramıyorlar artık. Bu işte bu özgürlük değil yani. Hayal değil. kuramadığımız için. E, Gelişemiyoruz, büyüyemiyoruz. Çok doğru. Ee, dolayısıyla özgür değiliz yani bunu çok, çok net şekilde söyleyebiliriz. Ee, en azından genç nesil için çok net bir tespit. Gerçekten sizinle konuşacak çok fazla konumuz var. <laughs> sığdıramıyoruz. Ama şahane bir sohbet oldu. En azından e, şu, şu çok iyi bir şey yani gerçekten teknoloji inanılmaz önemli bir yerde. Ee, ve bunun felsefesi de çok önemli bir yerde aslında. Yani insanlar bunu çok algılayabilmiş değiller bence. Çok doğru anlatılamıyor çünkü. En azından onu açmış olduk sizinle. Çok doğru bir bakış açısı. Bir ayrım ben de teknoloji dersi almış olduk. Çok teşekkür, ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ki geldiniz ayağınıza Olur. sağlık. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İyi İrem'e de sevgiler. Tekrar. <laughs> evet. Kapiteli ondan duruyoruz. Bir sonrakinde de görüşmek üzere. Bize abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.